Böyle oluyor video girişler inanılmaz sıkıntı oluyor. Kaç tane video çekersen çek her video açısına gireceğim. Biri gelirse hele böyle oluyor. Ayşe'yle video çekerken böyle bir de Ayşe giriyor falan yanlışlıkla. Merhaba kanalına hoş geldiniz diye böyle oluyor. Merhaba kanalına hoş geldiniz. İşte bak böyle. Çok güzel bir Ayşe taklit edip öyle biz burada buluştuk. Kamerana kesin gelebilseydi. Ama tabii kalmayacaksınız. Sadece çok güzel bir ek yaptı. Umarım şey yapabilirim. Çok güzel şeyler var. Bence çok hoşunuza gidecek hepsi. Harikalar. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ne video çekiyoruz standta. Ne gecen hoş geldin. Diğerlerine de hoş geldin. Kolay gelsin. Ve yakalayamadık. Dante nereye gidiyorsun? Yo, susamış mı? Ben hoparlörümü açtım mı? Evet, mikrofonum açıkmış. Bir tane sana standı bırakıyorum ve ben azıcık gezmeye gidiyorum. Birazcık bir vlog çekelim, insanlara gösterelim. Arkadaki banner de benim, tanıdınız mı? Azıcık gezelim bakalım neler var. Burada çizer standları var. Bayağı keyifli gidiyor aslında. Kocaman bir sushi yeri var. Şöyle bir sushi ustası ve sushi satılıyor. Bence acayip keyifli. Daha önce gördüğüm ve daha önce görmediğim bir sürü çizer standı var. Karşıda Sensei'nin kostüm sergisi var ve gerçekten çok güzel. Hani kostüm sergisi fikri zaten genel olarak çok güzel. Sensei'yi takip etmek istiyorsanız zaten ben Sensei'nin kanalını da buraya bir yere posta atarım. Ay çok güzel Sensei'nin sergisi. Burası kalabalıkken yakalayamamışım. Çok güzel. Siz burada boyama yapıyorsunuz değil mi? Hangi çizerlerin boyamasını yapıyorsunuz? Buradaki çizerlerin boyamasını yapıyorsunuz yoksa hazır şeyleri mi boyuyorsunuz? Manga boyuyorsunuz. Çok tatlı. Bence çok güzel bir düşünce. Umarım atölyeden önce ben de uğrayabilirim. Görüşürüz. Bayağı keyifli gidiyor. Alt katta farklı standlar var. Şimdi bir alt kata uğrayalım. Hem benim logo çizimci olan da Ülker'in standı da var aşağıda. Bir Ülker'i de görsek bence çok güzel olur. Hocamı ne yaptın? Ne olmuş size? Ya senin yüzüne bir şey olmuş. Bilmem ne olmuş? Bilmem ne olmuş. Böyle bir tövbe estağfurullah böyle. Ne yapıyorsunuz? İyi. Hemen ben sizin standını göstereyim. Oha şu çok güzelmiş. Seni de lan. Evet gösterebilirim. Çok güzelmiş. Burada sirkesi ama bunlar. Söyle hemen standı da gösterelim. Melis'in de linki orada burada bir yerde. Büyük ihtimal official link olmadığı için koyamıyorum. Makyaj kanalının linkini koyarım. Ya. Çok yakın oldu. Heh. Evet. Şimdi görüyor musunuz? Oley. Burada Japon sanatında standı var. O zaman bize anlatır mısınız? Japon sanat nedir, ne değildir? Ne yapıyorsunuz siz Japon sanat merkezinde? Japon sanat
merkezi. Diye soru sormamalısınız. Ne diye sormalıyım? Japon sanatı nedir demelisiniz belki. Çünkü burası bir sanat merkezi. Ama Japon sanat merkezi. Neden Japon sanat merkezi? Burada biz Japon sanatıyla ilgili olan şeyleri öğreniyoruz. Mürekkep resmi yapmak, yani sumiye. Çiçek düzenlemek, yani ikebana. Hatta birkaç sene önce zaten bir şeyiniz vardı. Japon bahçe partisi gibi bir şey vardı, kostümlü. Onu hatırlıyorum. Görselleri muhteşemdi. Şeyleri videolarından izlemiştim. Bakın ne güzel söylüyorsunuz. Japon sanatının görselliği muhteşem. Alışık olmadığımız şeyler var. Ama aynı zamanda çok estetik. Bizim Batı sanatında gördüklerimizden çok farklı. Çok estetik. Bu estetiğin ana karakterleri çok sade, çok yalın, süslü püslülük var. Ama o süslü püslülüğü göstermek minimalist için minimalist birleşimlerle bir süslülük elde ediyorlar. Evet, aynen öyle. Japon sanatı bu. Biz burada o sanatın, Japon sanat merkezinde Japon sanatının ayrıntılarını öğreniyoruz. Peki ben İstanbul'dayım. Japon sanat merkezine gelmek istiyorum. Ben burada ne etkinlikler bulabilirim, neler yapabilirim sizinle birlikte? Öncelikle yanlış hatırlamıyorsam bir web sayfamız var. Hı hı. Google'dan Japon Sanat Merkezi diye girerseniz buradaki etkinliklerin tümünü takvimiyle beraber, geçmişi ve bundan sonra yapacaklarımızla beraber görebilirsiniz. Japon Sanat Merkezi'nin yeri de çok kolay. Kadıköy'de oturuyorsanız ideal. Hemen Kadıköy'ün merkezinde boğa heykelini herkes bilir, boğa heykeline çok yakın. Karşı tarafta oturuyorsanız eğer gene çok kolay. Çünkü Kadıköy iskelesine gelmek Japon Sanat Merkezi'ne 15 dakikalık yerdesiniz demektir. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Ben Semra Çalangu. Japon Sanat Merkezi'nin sumiye öğrencisiyim. Tamam. O zaman geliyorum. Ben konuşmayı beceremem hiç. O zaman farklı bir şey soracağım. Tamam, şimdi gelen geçen herkese neyi soruyorduk? Etkinlik nasıldı diye soruyorduk. Size de soralım. Katılımcılar nasıldı? Beklediğiniz hevesli, buraya mutlu gelmiş ve mutlu ayrılan katılımcıyı görebildiniz. Gördüm ve bana göre hemen hemen hep söyleymiş gibi geldi. Ama çok değişikti bizim için. Ben daha cosplayerleri o kadar yakından tanımamıştım. Bayağı hem eğlenceliler, hem kibarlar, hem çok hoş insanlar. Çok sevdim gerçekten. İyi. Sizin için de güzel geçti. Çok sevdim. Bizim için de çok güzel geçti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kamerayı tutmaktan elim ağrıdı. Neyse biraz daha dolaşıyoruz. Sizin nasıl reklamınızı yapacağız? Helmetçiler. Nasıl reklamınızı yapacağız sizin? İsminiz ne? Nasıl ayıracağız? Bunu böyle netleyecek misin sen kamera? Netlersin, netlersin. Hadi yaparsın, yapar. Aferin sana. Aferin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, sizin nasıl reklamınızı yapıyoruz efendim? Ne diye arıyoruz sizi? Tuhaf şeyler dükkanı. Tuhaf şeyler dükkanı. Bak bu kolaymış. Herkesin isimleri çok komplike. Çok güzel yapmışsınız. Helal olsun. Görüşmek üzere. Stand dolaşıyoruz. Dolanıyoruz. Aa, burada kimse yok. Egesu nerede? Egesu var mı? Ha? Ve Egesu pişti olduk. Ben gerçekten ondan sonra cosplay yapacağım. Ne yapacaksın? Zannamın yanına Leyla yapacağım. Yeah. Hemen piştiğimizi de gösterelim. Hepimiz tükürüp fangörleriz. O zaman her etkinlikte olduğu gibi bir vazgeçilmez olarak Egesu'nun atölyesi diyorum. Demeden olmuyor ya. Bütün vloglarımda senin standın var. Hepsinde. Yeni bir şey söyleyeceğim. Yeni bir şey söyle hemen. Artık cosplayer maskelarıyla. Oh, bayağı dolandık. Ben bayağı da vakit harcadım. Yiğit'im de standı tek başına bıraktım. Büyük ihtimalle bana çok kızacak. Kamera da başka yere odaklıyor. Ne güzel. Kameracığım bak ne yapıyorsun?
cosplayler, cosplayler. Artık dönüyorum üst kata, standıma. Birazdan asa atölyem olacak. Bir saat falan kaldı tahminen. Evet, bir saat kalmış. Atölye sırasında da İtan'a çeşitli psikolojik baskılarla video çektirmek için elimden geleni yapacağım. O zamana kadar hoşça kalın. Gürkan! Ben Begüm, Metamorph Magus Cosplay diye bir sayfam var. 4 senedir yaklaşık cosplay yapıyorum ve 10 seneyi aşkın süredir de Harry Potter'la ilgileniyorum. Buradaki herkes Harry Potter bilerek, ilgilenerek mi geldi yoksa asa konseptini, bir şekilde büyülü dünya konseptini severek mi geldi ve onları öğreneyim. Harry Potter asası için mi geldik? Genel anlamda asaya da bir şeyler üretmek için mi geldik? Harry Potter'ı bilmiyorum ya da sevmiyorum diyen var mı? Sevmiyorum. Ne yapıyorsun burada? Peki ne asası yapmak isterdin? Yani Harry Potter dışındaki asa dediğinde senin aklına gelen şey ne? Şimdi Harry Potter'ı Türkçe'ye çeviren ikili Kutlukhan Kutlu ve Sevin Ok yayında genel görüşü asa kelimesinin aslında yanlış bir çeviri oldu. Harry Potter'ın orijinal serisinde hani kullanılan kelime aslında asa değil. Asa Türkçe'de kullanılan büyülü dünyada bu staff anlamına gelen uzun büyülü hani yürümeye yardımcı da olan sizinle birlikte yürüyen asa. Değnek asa anlamında kullanıyor. Harry Potter'ın aslında doğru çevirisi sihirli çubuk, sihir çubuğu gibi bir çeviri olmalıydı. İlk kitabı biliyorsunuz Ülkü Tamer çevirdi ve Ülkü Tamer'in kullandığı bazı kelimeler sonraki çevirilerde kullanmak zorunda kaldı. Maalesef asa da böyle oldu, asa olarak kaldı. Hala Sevin Okyay bunun yanlış bir çeviri olduğunu fakat kullanmak zorunda olduklarını söyler. Aslında doğru bir şey söyledim. Merlin'in asası gerçek asa. Bizim büyülü dünyada bütün şimdiye kadar yüzyıllardır gelen büyülerde gördüğümüz asa tanımı o. Fakat bu sihirbazların kullandığı daha çok büyülü çubuk anlamına gelen bir şey. Şimdi bugün ne yapacağız? Ben birazcık Harry Potter'daki asalardan bahsetmek istiyorum. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz en büyük asa yapımız Harry Potter'da Ollivander. Zaten ilk kitabın çok sevimli sahnelerinden biri Harry'nin asasının onu seçmesidir. Buradan da asa neden büyücüyü seçer konumuna gelelim. Asanın büyücüyü seçmesi durumu asanın yapıldığı malzemelerin büyülü kabul edilmesinden dolayı kaynaklanıyor. En başında bunun asanın ağacı geliyor. Asalar biliyorsunuz materyal olarak ahşap üzerinden gidiyor. Yani gidip de hani seramikten bir asa yapmak gibi bir mantık mevcut değil. Farklı ağaçların farklı özellikleri olduğundan bahsetmiş. Herkes Pottermore'u biliyor mu? Pottermore üyeliği almanızı çok tavsiye ederim. J.K. Rowling 7 senedir yaklaşık Pottermore'da çok güzel makaleler yazıyor ve sizin kitabı okuma tecrübenizi biraz daha ilerletiyor. Farklı şeyler öğrenmenizi sağlıyor. Yaklaşık 3 sene önce J.K. Rowling'in Pottermore'da yazdığı 3 farklı makale var. Bu makaleler Asanı Seç testiyle birlikte ya da Asan Seni Seçsin testiyle birlikte yayınlandı. Pottermore'a girip kendi asanızın nasıl göründüğünü, kendi seçtiğiniz sorulara verdiğiniz cevaplarla kendi asanızın nasıl göründüğünü, hangi ağaçtan yapıldığını, korunun ne olduğunu, uzunluğunun ve esnekliğinin ne olduğunu görebilirsiniz. Burada da J.K. Rowling herkese cevap vermek açısından seçim sunduğu bütün ağaçların açıklamalarını, bütün fleksibilite özelliklerinin, esnekliklerin açıklamalarını, korların açıklamalarını yapmış. Böyle kocaman 3 tane makale var orada. Ben bugün gelirken sizin için ayrıntılı olarak okudum. Farklı ağaçların farklı özellikleri var. Bu yüzden bu seçim işlemi sonuçlanıyor. Şöyle bir şey var. Her ağacın sihirli olmadığı söyleniyor. Böyle sihirli özellikleri, sihirli özelliği olan ağaçları fark etmek asa yapımcısının rolü diyelim buradaki. Fakat burada çok güzel bir anekdot var. Yeni başlayan asa yapımcıları için hangi ağacın sihirli olduğunu fark etmek için kabulukları takip etmek gerekiyormuş. Sihirli ağaçların çoğunda kabuluklar, biliyorsunuz Boltruckle diye geçiyor, Newton ufak yeşil canlısı. Kabuluklar orada yaşarlarmış, sihirli olan ağaçlarda yaşarlarmış. Listede çok fazla ağaç var, birkaç tanesinin çok güzel anekdotları var. Mesela elma ağacından yapılan asaların neredeyse hiçbir zaman olumsuz sonuçlara yol açabilecek kötü büyüleri yapmayı reddettiği. Bu hani elmanın birazcık da
hikayelerde ve masallarda aynı zamanda dini objelerde de kullanıldığı iyilik ve dokunulmazlık sembolünde çok güzel bir gönderme olduğunu düşünüyorum bunun. Onun dışında çok 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 fazla özellik var. Mesela olabildiğince sert ve olabildiğince nadir görülen ağaçların her zaman çok iyi düello ağaçları olduğunu ve bu şekilde asaların da çok rigid olduğunu ve sahiplerinin de bu rigidlikten, bu sertlikten kaynaklanan nedenle karakteristiklerinin çok net ve değişmez olduklarını söylüyorlar. Bu şekilde yani çok doğaüstü şeylerden, çok olmadığını bildiğimiz şeylerden bahsetsek bile bu göndermeler, bunları okumak benim çok hoşuma gidiyor. Bu makaleler sizin de çok hoşunuza gidecektir diye tahmin ediyorum. Çok emin değilim ama yanılmıyorsam fantastikcanavarlar.com bu makalelerin bir bölümünü çevirmişti. Türkçe olarak da okuyabilirsiniz Fantastik Canavarlar'dan. Bakalım birkaç tane çok değişik şey vardı. Mesela kiraz ağacı buradaki hani şeyimize de gönderme olsun. Comic Con'dayız, Japon kültürü konuşuyoruz. Kiraz ağacından yapılan asaların Japonya'daki Mahotokuru şeyinde, büyü okulunda çok fazla kullanıldığı ve oradaki insanların hem zarafetine hem de esnekliğine çok güzel uyum sağladığından bahsedilmiş burada. Bir de şöyle bir şey var. Benim mesela çok aklımı karıştırır. Buradaki ağaçların bir bölümü aslında yaban çalıları. Yaban çalıların da kalınlıkları ve büyüklüklerinin ancak bir asa yapımı için sadece dibindeki köküne yakın bölümü kullanılması gerekiyor. Bu bilgiyi hiçbir yerde bulamadım ama asayı yapmak için ağacı yok mu ediyorlar acaba? Bu benim kafamı çok kurcalayan bir şey. O asanın genişliği ve büyüklüğünü yapmak için o yaban çalısı olanları yok etmek lazım. Bir ağacı yok ettiğinde, daha önce J.K. Rowling'in bahsettiği bir bölümde, bir ağacı yok ettiğinde, asa yapmak için o ağacı yok edersen eğer, onun büyüsünün de gücünün azaldığı söylenmiş. Bu mantıkla mesela aynı şey var. Yine bu çalılarla yapılan asaların görece daha güçsüz olduğu da söyleniyor. Aynı şekilde esnekliği yüksek asaların birazcık da büyücünün farklı yönlerde gelişmeye açık olmasından kaynaklandığı söyleniyor. İkinci büyülü özelliğimiz ise asanın koru. Kor nasıl çevrilir? Evet. Şey yapamadım. Çekirdek. Çekirdek, evet, asanın çekirdeği. Dünyada bulunan 3 asa çekirdeği, unicornlar, ezayhalar ve anka kuşları. Anka kuşları buradaki en nadirlerden. Zaten biliyorsunuz bizim de seride gördüğümüz 2 anka çekirdekli asa vardı. Biri Voldemort'un, biri Harry'nin ve ikisine de aynı anka telek vermişti. Hangi anka telek vermişti? Fox, evet. Onun dışında ezerha çekirdekli asaların biraz daha güçlü olduğu unicorn çekirdeklilere göre. Fakat ezerha çekirdekli asaların da kendi başına buyruk hareket etme ihtimallerinin yüksek olduğundan bahsetmiş. Unicorn çekirdekli asaların ise kendini korunma nedeniyle olsa bile çok da düzgün karanlık sanatlar yapamadığı söylenmiş. Yani... bunu söylemek istemezdim ama sanki biraz papa papa hatası gibi geldi bana unicornlar. onun dışında en son asa özelliğine karar veren, özelliğini geliştiren durumsa uzunluklar ve esneklikler. Buradaki esneklik, esnek olan ve esnek olmayan, yarı esnek şeklinde çok da büyük bir anca olmayan bir şey. Buradaki esnekliği karakter esnekliğine yönlendirip o şekilde açıklamış J.K. Rowling. Asa ne kadar esnekse karakterin farklı şeyleri yapabilme ihtimali, farklı şeylerden hoşlanabilme ve deneyebilme ihtimali o kadar yüksek. Asa ne kadar sertse de karakterin aslında birazcık daha dar görüşlü ve net bir karakterin olduğu yönünde. Uzunluklar ise 8 inç ile 14 inç arasında değişebildiği söylenmiş J.K. Rowling tarafından. Çok kısa ve çok uzun asalar her ne kadar büyücünün fiziksel görünüşüyle örtüşse de genel olarak onun büyü gücüyle örtüştüğü söylenmiş. Yani çok uzun asalara sahip. Bu arada Elder Wand, Dumbledore'un asası seride bildiğimiz en uzun asalardan biri. Çok uzun asaların sahipleri genel olarak büyü gücünün büyüklüğüyle ölçülürmüş. Benim seride gördüğüm asalar genelde 10 ile 12,5 inç arasında şeyde satılanlarda, Wizarding World'da satılanlarda ortalama o büyüklüklerde şey yapmış. Bu arada bildiğimiz ikinci en uzun asa yanılmıyorsam McGonagall'ın olması lazım. McGonagall'ın çok çok güzel bir asa tasarımı vardır. Pottermore'da asasının ne çıktığını ve onun açıklamasını bilen var mı?
söylemek ister misin? Ya benim alsam 12,5 inç çıktı. Ejderha yürek teli meşeden yapıldı ve yarı esnek. Peki bunun açıklamasını az önce konuştuklarımıza göre sen kendi karakterine göre yorumlamak ister misin? Tam yorumlayamayabilirim. Bence biraz deneyebilirsin. Yani yorumlayamam. Mesela yarı esnekten ne anlıyorsun? Ne konuştuk az önce? Yani orta savunma. Yani nasıl açıklayayım ki? Ben o... Ya açıklayamam ki. Peki, tamam, istemiyorsun. Ama senin için hemen meşeye bakalım. Ben de ezbere bilmiyorum ama hemen meşeyi bulalım sana. Hak eden büyücüye çok şey olduğu söylenmiş, çok sadık olduğu söylenmiş mesela senin asanla ilgili. Kırmızı meşeyle ilgili de çok güzel bir düello asası olduğu söylenmiş. Bayağı keyifli gidiyor bence. Bu şeyleri okumak çok güzel. Hele kendi asanızı, çıkan asanızı okumak ya da kendi asanızı beğenmediyseniz de kendinize uygun asayı yazmak. Hani benim şu özelliğim şu uzunlukla eşleşir, benim bu özelliğim bununla eşleşir demek bence bayağı keyifli. Benim YouTube'a yaptığım videoda şey olmuştu, Vorbula ve ahşap bir çubuk kullanmıştım yaparken. Bana sorarsanız bir asa tasarlamak için çok daha uygun materyaller. Neden? Vorbula gibi ya da Eva gibi ısıtıp tekrar üzerinden geçebileceğiniz şeyler sizin ayrıntı gücünüzü çok yükseltiyor. Eğer herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, bu asa olmayabilir, içeride bir sürü cosplayer var mutlaka görmüşsünüz. Burada bir tane var. Omuzları Eva'dan, omuzlukları. Evet. Hatta üstüne deri kaplamış. Deri kaplamış. Eva ile çalışmak, ısıtarak çalışmak çok kolaydır, çok alternatiftir. Maalesef burada silikon kullanacağız biz. Çünkü daha kısa sürede bir ürün ortaya çıkarmak istiyoruz. Ben bir sürü malzeme getirdim. Boyamayı, silikonu yapacağız. Benim burada silikondan yaptığım bir asa var. Maalesef silikon çabuk kuruduğu için size çok fazla desenleme, çok fazla modelleme imkanı vermiyor. Ama yarım saat, 40 dakika içinde bir asa yapmak istiyorsanız da birine hediye götürmek için de çok güzel bir alternatif silikondan malzeme yapmak. Ortasına bu şekilde sert olması ve kırılmaması için ben bu şekilde kağıt rulosu yapıyorum. Daha sonra silikon tabancasını fişe takıyorum ve çubuk silikonlarla birlikte tamamının üstünü silikonla kaplıyorum. Hafif hafif kurumaya başladığınız silikonun üst tarafının birazcık matlaşmaya başlamasından anlıyorsunuz ve elinize yapışmayacak kadar ve elinizi yakmayacak kadar kurumuş oluyor. Daha sonra hazır üstü silikonla kaplanmış şeyi avuç içlerinizle yuvarlayarak biraz daha düzgün bir hale getirip hatta birazcık da sert hareketlerle hafif şekiller verebiliyorsunuz. Ben burada ekstra boncuklar getirdim. Silikon henüz kurumadan üst tarafını boncukla ya da tepesine bir boncuk kapladığınızda ve üstten boyadığınızda bu saçma sapan renklerin hiçbiri görünmüyor. Size biraz daha desenleme kabiliyeti vermiş oluyorlar. O zaman başlayalım. Kim başlıyor? Listeyiz. Video çekme, video yüklersin ondan sonra sağ sol. Kanalına atarsın, olmaz. Vlog'da koyacağım. Turgut Özsiliberin'im dedi. Alnında taçla yakala. Embesil portretler benim Siliberin olduğumu iddia ediyorlar. Pislik.